Herkese merhabalar arkadaşlar. Age of History'nin küçük haritasında Türkiye serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlerle birlikte Fransa, Almanya gibi birçok devletleri fethettikten sonra bölümümüzü noktalamıştık dostlar. Hatta kalan son dakikalarda Rusya bize bir savaş açmıştı ve bu savaşın sonucu daha hiçbir kayıp vermemiştik. Merak etmeyin. Bu bölüm arkadaşlar Rusya'yı topraklarımıza katacağız. Kalan vakitlerimizde Polonya, Ukrayna, Romanya gibi devletleri de alarak toprak bütünlüğümüzü sağlamış olacağız dostlarım. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de ayrıca sizlere çok ve çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz oyunumuza başlayalım dostlarım. Şimdi elimizdeki askerlere bakacak olursak görüyorsun ki bunda Rusya yıkmaya yeter mi bilmiyorum ama arkadaşlar elimizdeki askerlerin hepsini kullanmaya çalışacağım. Şöyle hemen askerlerimi çekiyorum. Şimdi Ukrayna savaş açmış. Savaş açtığı için ben de bir deneme atayım. Şuradan bir çıkarma atayım. İnşallah bakalım çıkarma başarılı bir şekilde sonuçlanır. Ben de çıkarma atacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buralara geliyorum. Tamam, çıkarmalarımız başarılı bir şekilde cevap veriyor arkadaşlar bizlere. Hemen şuraları alacağım. Kırım'ı da fethedelim. Bu haritada oynamak çok epik bu arada arkadaşlar. Çok tatlı oluyor. Rusya'nın küçük koskocaman Rusya'nın 32 tane eyaleti var ya. Çok tatlı değil mi? Şuraları alalım. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Büyük ihtimal bu şekilde devam ederse 3 veya 2 bölümde dünya fethini yaparız diye düşünüyorum. Eğer bu bölümde çok fazla savaş yaparsak zaten hızlı bir şekilde dünya fethini yaparız ama yapamazsak 2 veya 3 bölümde yaparız. Merak etmeyin dostlarım. Şimdi askerlerimi şu şekilde dağıtıyorum. Aynı şekilde bunlar bu tarafa gidecek. Bunlar da bu tarafa. Rusya'nın koskocaman eyaletlerin hepsini 10 dakikada yıkıyorum. Evet, 5000 asker atmış şuraya. Şuraya çünkü Azerbaycan'dan bana bir deneme gelebilir. O yüzden bir kısım asker buraya değil de abi. Bunlar buraya gelsinler. Evet, şimdi hızlı bir şekilde bunları alacağım. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord ve yan kanalımın linki var. Eğer farklı oyunlarla ilgileniyorsanız dostlarım yan kanalıma açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve Discord'umuzda en çok aktif olan kişilere hediyeler vermeye çalışıyoruz. Gidip bir bakarsanız mutlu olurum dostlarım. Discord'da aktif olan birisiyseniz gelmenizi %100 tavsiye ederim. Yan kanalda bir bakın ya bu arada. Güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum dostlar. Darüşşefvar'ı getirdik ya. Daha ne olsun? Daha ne olsun ha? Şimdi bu kadar Rusya'yı topladık nereden baksanız az kaldı. Hızlı bir şekilde şuralarda alalım. Yeah, Rusya. Oğlum eski Türkiye yok karşında. İki eyalet de senin içinden geçerim ben içinden. Al bakalım buralardan. Buraları da alacağım dostlarım. Amerika bakalım ne kadar güçlü onu da göstereceğim sizlere. Al abi buraları da. Arkadaşlar bu hafta ve bu ay biraz benim yoğun geçtiği için yayınlar falan yapamıyorum. Bayağı aksadı bu yayınlarım. Ama içeriklerimiz sonuna kadar devam ediyor. Yan kanala da video atıyorum ve bu kanalda da günde 2 tane video attığım için gerçekten çok güzel oluyor. Sizin de desteklerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim dostlarım. Şimdi askerleri çekeceğim. Bu arada arkadaşlar yan kanalda Türkiye serisinden sonra hangi seriye başlayalım? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım o kanala. Ona göre ben de serilere başlamayı düşünüyorum açıkçası. Tamam, simülasyonlar bayağı zor açıkçası ama yapacağız merak etmeyin üstesinden geleceğiz. Rusya'nın %98'ini almışız, %1'ini bırakmışız. Sanırım orası da burası. Yok orası burası değil ya. Amerika. Neyse arkadaşlar bir daha karşımıza çıkarsa alırız diyecektim ki çıktı. Al abi buraları. Tamam, Rusya'nın şu an %100'ünü ele geçirdik. Ukrayna hiçbir toprak alamadı. Sadece kendi topraklarını kurtardı. Buradaki askerleri siliyorum ve direkt olarak barışımızı yapabiliriz yoldaşlarım. Hemen gel abi. Evet, tamamını alamıyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk. Bir geri de. 422 bin kayıp vermişiz bu arada. Rusya'nın vasallaştırma alacağım. Daha sonrasında savaş süremizi, ateşkesimizi kısalım ki beyaz barışımız kısa sürsün hemen ilhak edelim. Hakaret et. Bu arada bu oyunda yani bu küçük haritada modda arkadaşlar şey yapamıyorsunuz. Ultimatum zor gönderiliyor. Yani tanımadığınız bir devlete. O haberiniz olsun. Yani deneyecekseniz de kendinizi bayağı güçlü hissettikten sonra yollayın arkadaşlar. Askerlerimi hemen çekiyorum buraya. Asimilasyon yapacağım. Bu arada bu şeyde isyan çıkınca ne oluyor? Çok merak ediyorum. Ne kadarlık bir isyan çıkıyor acaba? Bir tane eyaletli isyan çıkıyormuş. Litvanya bize savaş açtı. Sanırım dostluğunun yıkılışına dayanamadı. Ta neredeki adam bana savaş açmış. Yazıklar olsun. Hemen askerlerimizi çekelim. Evet, 9000 askerle gelmiş bana karşı. 9000 asker yalnız burada pek bir işe yaramaz gibi. Yarar ya da bilmiyorum arkadaşlar. Asker çıkmıyor çünkü lanet olsun. Buradan niye asker çıkmıyor lan? Asker al. Asker al abi. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bir kısmını buraya dağıtacağım. Bir kısmını da buraya getireyim ki sıkıntı olmasın. Ama sen kaşınıyorsun. Sen çok kaşınmak. Ben seni dövmek. Gel bakayım gel. Al abi. Şimdi arkadaşlar karşımızda İngiltere de var. İngiltere de bize savaş açmış.
Bu ne kardeşim? Vadeniz mi doldu sizin bana geliyorsunuz ya? Arkadaşlar vadeleri de olsa gerek bana karşı bir savaş açtılar sürekli. Ben bu savaşın üstesinden gelirim. Lakin sizin sonunuz nerede olur? Onu da Allah bilir. Gel bakalım gel. İngilizler bana savaş açtı. Litvanya da savaş açtı. İşte bu yüzden diyorum ki arkadaşlar bu haritada oynuyorsanız kesinlikle toteminiz 10.000 askerin üstünde olsun. Eğer olur da 10.000 askerin altında bir savaşa girerseniz kaybedersiniz. Bu da açık ve net söylenecek bir kanundur. Hatta gidin deneyin. Kendiniz de bir deneyebilirsiniz isterseniz. Ama kaybedeceğinizi %100 yemin edebilirim. 7.000 asker basın mesela. Gidin savaşa girin sonra. O askerler yemin ediyorum kaybetmenizi köprü sağlayacak. Evet, lakin Litvanya'nın başka bir yerde toprağı mı var? Nerede lan bunun toprağı? Arkadaşlar sürekli buradan asker geliyor ama göremiyorum. Kör müyüm lan ben? Nereden asker getiriyorsun sen? Arkada biraz asker bırakalım. İngilizlerin %50'sini aldım zaten. Litvanya'nın askerlerini görmek için şöyle yapacağım. Neydi? 3 tane eyalet varmış. Tamam, bunlar son asker. Biraz da sanırım Polonya'da asker bırakmış. O askerler bizi aldı az önce orada. Bittin. Evet, hepsini aldık. Artık bu saatten sonra düşeceğimizi zannetmiyorum. Bizi kimse fethedemez. Bizi fethederse Amerika alır ya da Çin. Ama şu an onlarla da aramız kötü zaten arkadaşlar. Aramız kötü olduğu için belki savaşa girebiliriz. Ama ben bugün bu dünya fethini belki bu tek bölümde alabilirim bence arkadaşlar. Asimilasyonumuzu yapalım. Tamam. Allah'a şükür az eyalet olduğu için hemen hızlı bir şekilde asimilasyonları tamamladık. Arkadaşlar şu an dünyadaki medeniyet sayısına bir bakmak istiyorum açıkçası. Kaç medeniyetimiz var? Evet, 115 tane medeniyet var. Ama yani yok olanları da sayıyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ultimatom gönder diyeceğim arkadaşlar ama ultimatom gönderemeyiz. Bu kadar asker ona yani bu adamın gözünde bu askeri basmak bence daha kolaydır. Çünkü 100 bin ekonomisi var ve ben 100 bin ekonomide çok sayıda sayılabilecek askerler basabiliyordum arkadaşlar. O yüzden biraz daha asker toplayalım. Bundan sonra artık bir ultimatom denemeleri yapacağım. Eğer başarılı olursa devam ederiz. Başarısız olursak kalırız. Ama Estonya bana savaş açtı. Bakın bu senaryoda bakalım bir barış denemesi oluyor mu? Oluyormuş. Tamam. Estonya sen 20 bin asker attı lan Estonya bana. Mali'ye de savaş açacağım. Afrika'ya ilk gidişimizi yapıyorum. Tamam. Mali nerede? Mali oğlum. Tamam buldum Mali'yi. Mali'ye girmek için şöyle bir şey yapacağız. Barış müzakereleri. Tabii ki de 45 tur değil 30 tur olsun. 30 tur sonra Mali görüşürüz efendim. Hemen asimilasyonumuzu yapalım. Şimdi arkadaşlar ufak bir ultimatom denemeleri yapacağım. Ultimatom denemelerini kimin üzerine yapsak? Asya tarafından mı yapsak? Afrika mı? Tabii ki de Afrika olacak. Çünkü Afrika buna çok müsait duruyor. Mesela buna bir ultimatom yollayalım. İyaletleri talep et. 44 bin ekonomili bir adam ultimatomu kabul ederse etmiyor. Onun için savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Kaç askerimiz var bizim? 64 bin asker var. 64 bin asker tabii ki de ultimatomu yetmez lan. 100 bin asker yaparsak belki yeter. Asimilasyonlara devam. Devam edelim. Malları aç abi. Tamam. Güzel. Şimdi biraz daha asker basacağım. En çok asker basan zaten en çok şu an devletlerin arası da benim. İslam edilebilir nüfusa bakalım dostlarım be. İslam edilebilir nüfus. Osmanlı. Aynı şekilde bu. Oğlum buralardan çok asker çıkıyormuş lan. Güzel. Al abi. Bunu da al. İkmal kampı varmış. İsviçreliler basmış. Bu İsviçreliler var gizli. Hani sınıfta bir sessiz çocuk olur ya arkadaşlar. İspanya'da İsviçre'de devletlerin arasında en sessiz çocuklardan birisi ya. Vallahi bak. Yok lan burası Sırbistan'ınmış. Ama orası Sırbistan olamaz ki. 116 bin. 200 bin asker aslında yeter bize diyeceğim de. Paramız hala 55 bin arkadaşlar. Yani biraz zor. Tamam bir daha denem yapacağım. 3 2 1 deyince şu ilk önce buna bir atalım. Ultimatum. Eğer bunun bu kabul ederse herkes kabul eder. Sen etmiyorsun. Sen zeki adamım bak. Buradaki 44 bin. Ben bir gideyim aşağıya bir fethedeyim de geleyim ya. Ya da dur. Buraları alayım abi. Buralar çok müsait. Şimdi şu an istesiniz duydum arkadaşlar. Tamam alıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. Polonya'yı da gireceğim. Arkadaşlar dediğim gibi 10 totem, 10 bin totem asker lazım. Şu şekilde şuralardan bas. Aynı şekilde bunlar buraya. Bunlar da buraya. Tamam aynı anda bence ikisine de girelim.
Belki burada biraz zorlanabiliriz dostlar. Arkadan da asker basalım mı? Ne olur ne olmaz. Al abi. Tamam, eğer alamazsak yani Polonya tarafında ufak bir hata yapmış olabiliriz. Çünkü abimizin 29 30 130 bin ekonomisi ne vardı? Lakin bize karşı kimse dayanamaz artık arkadaşlar bu saatten sonra. Bu serinin devamını istediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada. Çok zevkli oynaması. Age of History oynarken ilk kez zevk aldığım harita abi. Küçük harita ya bir de. Güzel oluyor. Abi sen ultimatomu bence kabul edersin ya. Tek aletim var oğlum. Abi adamlar içmiş. Koskocaman dünyanın sahibi adam ultimatom yolluyor ve reddediyorlar. Bu tarafa da asker basacağım. Buralardan her yerden asker çıkıyor Allah şükür ya. Bakın dediğim gibi yine 10.000 asker. Her yerde 10.000 asker basmak şart hocam. Basmazsan naneyi yersin. Bak görüyor musun? Şu an adamdan üstün sayıya asker bastık. Savaşımızı ilan edelim. Ukrayna'da beni sevmesinin tek sebebi ona Rusya Savaşı'na yardım edip topraklarını kurtarmıştım. Yani tek sebep bu. Aynı şekilde askerleri şöyle dağıtalım. Dünya şu an Avrupa'nın sahibi oluyorum. Oynat bakalım. Az bir asker çek şuraya. Biraz da buraya çek. Savaş ilan et. 45.000 ekonomili adam reddediyorsa demek ki bir bildiği vardır. Hiçbir yere gücü yetmiyor diyecektim. Şuraya yetti. Ama şu an çok şımarık oynuyorsun. Yapma bunu. Şu an aşırı şımarık oynadığı için arkadaşlar onu cezalandıracağım. Al abi. Tamam güzel. Şu an buradaki işimiz bitti bitecek. 98 bin. Al abi buraları da al. Oh be şuna bak topraklara bak. Azerbaycan seni almam lazım. Bu ekonomi kaç? 57 bin. Evet Brezilya ve Cezayir Pakistan bana savaş açtı. Pakistan'a mı gidek yoksa Brezilya'ya mı? Ben Brezilya'ya yollayacağım bu kadar askerime. Geri kalan ordumu da basacağım arkadaşlar. Param yok ki neye basıyorum. Şimdi Pakistan 29.518 asker yolluyor lakin bana değil. Nereye yolladı lan bunları? Irak'tan belki bir çıkarma yiyebiliriz. İran'ın askerlerini görüyorum. Demek ki oluyor ki aramız çok iyi. Teşekkür ederim İran. Evet arkadaşlar Brezilya'ya bir çıkarma attım. Güzel oldu. Ya çok tatlı lan bu topraklar. Evet arkadaşlar çıkarma attık ve geri düştük. Al abi. Karşımızda büyük bir güç var. 506 bin ekonomiye sahip bir Brezilya ordusuyla karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar şöyle sen alamazsın burayı. Sen bir git işine. Diyelim ki bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüyorsunuz ki 3 saniyede Avrupa'nın sahibi olduk. Bundan sonraki hedeflerimiz Brezilya, Çin, Asya gibi devletler falan olacak. Daha sonrasında Amerika. En son Kanada arkadaşlar artık Kanada'yı almamız gerekecek. Zaten Amerika'nın ekonomisi ve nüfusu yok. Hakaret edeceğim de onu bir sonraki bölüm yaparız artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.